İşte orada Kureyş'in beyreki taifelerden artıkmışlığı var. Allah Tebârek ve Teâlâ şu sorada Kureyş'in adını zikretti. Şunla belli oluyor, Kureyş'te bir imtiyaz bağlığı. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bir hadis-i şerifinde fermaş ediyor. Yani Hudâ-i Tebârek ve Teâlâ Kureyş'ni yedi zatla artıkmaç etti deyiptir. Kureyş'e bir yedi hıslet verdi. Ondan olur ki yaşanırların hiç kayısına berlenak. İnniki önü ve şıkları da berilmez deyiptir şu yedi hıslet. Son birincisi, men Kureyş'ten deyiptir Peygamber. Bizim Peygamberimiz, afzal-ı mahlukat, şunun yağlık Peygamber, önkü geçen tayfaların hiçbirine verilmedi. İnni de meylekte hiçbir tayfa verilmedi. Kureyş'in bir imtiyazı Muhammed Aleyhisselam Kureyş'ten. İkinci imtiyazı halifalık da Kureyş'tedir deyip. Peygamber Aleyhisselam sahih hadisinde fermaş ediyem. El e'imme min Kureyş. Tamam imamlar, başlıklar, padişahlar Kureyş'ten olmalıdır Peygamber Aleyhisselam. Onun için Hulafay-ı Raşideyn Kureyş. Tamam Hulafay-ı Emeviyyin Kureyş. Hulafay-ı Abbasiyun-ı Arak bilir himmeti Kureyş. Hulafay-ı Abbasiyun-ı Mısır bilir de Kureyş. Hulafat-ı Fatimiyun himmeti Kureyş. Bes Kureyş'in şu imtiyazı var. İslam'da geçen halifelerin bazı Kureyş'ten. Üçüncü imtiyazı Kureyş'in hicabet Kureyş'ten iptir. Hicabet diyeni Beytullah Şerif'e saklamak, şuna mücevurlik etmek, şuna nigahbani etmek Kureyş'e verilen ihtisas. Dördüncü imtiyazı Kureyş'in sıkayet Kureyş'ten. Sıkayet diyeni Kureyşler hazırlar barmaka, abidemizden suğuna, üzümler oklap, hurmalar oklap, bir suyucu şerbet tutuk koyuyorlarmış. Hacıla gelen vaktinde sonra hacılara paylap, sirap ediyorlarmış hacıları. İnha şu imtiyaz, Kureyş'te verilen imtiyaz. Beşincisi, kıssayı fiil, derekli olarak kömek verildi. Ebrehe diyen bir Eber Kudret padişah döreye hebeşte. Şol Yemen'in Sen'a diyen mentakasına Kuleys deyip bir mebet salya. Bayet hem adamlar gelip şu mebette ibadet etmeli, şuna tevaf etmeli deyip hüküm sadır ediye Kureyşlerin Beytullah'sını münhedim etmeli. Bu külli ağrıdan ayırmalı. Oların onu tesir edip, iştah getirmeli, koşun keşi edip, 12 tane fiil alıp geliyor Beytullah'ını yıkmana. O vaatlar, bulduzur yok, güçlü zat yok, o lokon binaları yıkar yani. Güçlü piller varmış. Şu pillerin içinde pil Mahmud diyen bir pil var, söylenen zatını yıkıyor. Her necere kayımlı olsa. Koşun çekip 12 tane fiil getirip Mekke'ni münhedim edip de ayırıp bükülli hem adamları öz mağbudana karşı çekmeden şuri gelen vaktinde Hudayi Tebârek ve Teâlâ onlara Tayran-ı Ebabil diyen bir belaları verip bükülli onları nabud etti ayırdı. İnha şacırı ve güçlü düşmanlarını nabud edip de şoları salim saklamak bir Kureyşlere verilen paydır diptir Peygamber Efendim. Ondan sonra yine bir Kureyşlerin bir imtiyazı Kureyşler 10 yıl Hudaya vaat ettiler. Hiç kime vaat etmeke. Çünkü İslam 10 yılla Kureyş'in içinden çıkmadı. 10 yıldan sonra devreye yayradı. Biz halktan evinşe 10 yılla ibadet edip Hudaya kulluk eden taifa Kureyş'miş. Yedinci imtiyazı yine Kureyş'ten adını bir sure indi Kur'an'la. Şu surede yine Kureyş'in ad tutulur, başka tayfanın ad tutulmadı.
Bes şeyle koruysun bir muhterem taife Arapların içinde. Onun için Peygamber İslam sahih hadisinde fermaş ettir. Adamlar İslam'da, cahiliyette Kureyş'e tabırlar. Yine bir hadisin aydı ya, adamların bağırsı Kureyş'in yüzüne düşeyendirler. Adamlardan Müslümanları Kureyş'in Müslümanlarına tabıdır. Adamların kafirleri Kureyş'in kafirlerine tabıdır. Şeyle bir imtiyazı var. Başka bir hadisin aydıptır. Men erade hevanu Kureyş ehanehullah. Kaysi bir adam Kureyş'e tevhin etse, Kureyş'i eziz edecek olsa, Huday onu zelil eder deyiptir. Nauzubillah. O da Peygamber İslam'dan dua ediyemiş. Eyvar Huday'a, Kureyş'i başta hor ettin, nadar ettin, ahırda oları bir giyin işkelliğe salıp da oları bayit kınlıya. Onun için Peygamber Aleyhisselam fermaş ettir. Siz Kureyşleri sevmen. Çün Kureyş'in alimi yeryüzün ılımdan doldurandır deyiptir. İn heme me'lumatlar, in heme ilimler bağırdı. Şol Kureyş'in halifelerinden, Kureyş'in sahabalarından, çok Kureyş'in bildiren adamlarından yayrak gelendir. Onun için Peygamber Aleyhisselam aydı ya, Kureyş diyenleri adamların pişvasıdır, evi düşendir. Hayal etmen Kureyş diyenleri fakat Araplarda mukadimen. Bizim öz aralarımızda Türkmenlerde de Kureyşken. Evlat evlat deyip görenlerimiz çok Kureyşlardandır. Onlar gidiptirler şu peygamberin nesilleri gelip bizim aramızda nesil ve nesil Türkmen olup aylandırlar. Bunun necati varıp Arap'a vuruyandır. Ustad Hacı Abdurrahman Ahun Temitana'nın 754. şumarada Aydın Kurumlarının bir nesil bölümünü dinlediniz. Onun için Peygamber Aleyhisselam aydı ya, Kureyş diyenleri adamların pişvasıdır, evi düşendir. Hayal etmen Kureyş diyenleri fakat Araplarda mukadimen. Bizim öz aralarımızda Türkmenlerde de Kureyşken. Evlat evlat deyip görenlerimiz çok Kureyşlardandır. Onlar gidiptirler şu peygamberin nesilleri gelip bizim aramızda nesil ve nesil Türkmen olup aylandırlar. Bunun necati varıp Arap'a vuruyandır. Bizim aramızda evlat deyip at tutulayan 5 tayfa. Şu an birini hoca diyenler. Hocala Hedres Fatma'nın evladı. Peygamber aleyhissalatü vesselam fermaş ettir. Adam oğlunun bazı nisbetlerine öz atalarını nisbet belirlendir. Palani oğlu, mın azabası palani, mın demhosarı palani deyip atasına nisbet belirlendir deyiptir. Meğer men Fatma diyen kıyıdımın oğlunları olmağa mensuptur. Men onun velisidir, onun azabası mendir. Hazreti İmam Hasan, İmam Hüseyin'in bilinden yayrak kaydan insanlara diyerler hoca. Şolar Peygamber İslam'ın evlatları. Onun için Peygamber İslam fermaş ettir. Ey ümmet, siz benim evlatlarıma ikram edin, hürmet edin. Onların takvasını Kudaş sülsilan. Pasıklarınla menden sülsilan deyiptir. Bes mutlaka hocaları bir ihtiram koymalıyız. İkilenci hocadan etekteki taifa şeyh. Olur Ebubekir Sıddık'ın evlatları oluyor. Üçüncü derecedeki evlat mahtum. Olur Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evlatları. Dördüncü derecedeki ata diyenler. Olur Hazreti Osman'ın evlatları. Beşinci taifasına seyit diyenler. Seyit Hazreti Ali'nin evladı. Hazreti Fatma'dan bulmadık evlatları, belki başkalarından bulun evlatları. Hulasa, şu evlatlara ihtiram lazım. Geçen tarihlerde, sene Hicri Kamari'nin 181. yılında bir şerif, muhterem bir adam geçiyor. Abdullah İbn-i Mübarek diyorlar ona.
Şol Abdullah İbni Mübareki şagirdleri izzetlap, hormatlap, üstürtlap onu bir koçan uğrundan alp bariyan vaatlarına evinden bir hoca geliyor hocadağda. Hocan bir adamsı geliyor. Bir Abdullah İbni Mübareki'nin asli kulmuş. Ol Hint'ten satın alınan kullardan bulan adam. Şol hoca bir fakir entip yören adam olmalı. Gel yerde mi onu keser yerde. Ey Hintli zada. Men peygamberin evladı olup elim kâtmelli. Bir devim çörük kazanacak deyip men entip yormeli. Sen ne bir Hintli zada. Şidire izle hormat bilen üst kürtlenip hormatlenip alt barılmalı. Bir ne acire ve kayık diye. Şey diyen vaktinde ol cevap verdi. Abdullah İbni Mübarek. Ey kişi dedi. Senin atağın olsa Mustafa. Ondan alım miras kaldı. Onu men aldım dedi. Ama benim atağım olsa bir birah kumrah. On mirasını sen alttın dedi. Sen atağın mirasını al. Men aldım aziz oldum. Men atağımın mirasını sen aldın zelil oldun dedi. Sınık beni savurup gitti. Şok iyice Abdullah İbni Mübarek Peygamber Aleyhisselam'ı görüyor. Görse Peygamber Aleyhisselam hevur betalu pecmurda na rahat. Ya Resulallah ve perişan halın ne mi diye. Doğrudur mi halim perişan. Men evladıma seni sataşıp şihili berhurd ettin diye. Onun için de oynuyor. Heh men yalnız yaptırın o. Men gideyin. On bir gevinin alayın deyip yola düşüp oraya. Ol hocan da dişine Peygamber Aleyhisselam giriyor. Ey oğul sen men mirasını alıp da ilme eye olalım olsaydın ol adamdan ucunu kurun geçmeyerdik sen niye? Onun için oyun ya ve Peygamber bana kainli men ona bir ihtiram edip durdum. O da okudan durup Abdullah İbni Mübarek'den huzur hayede inip oraya. İnne ikisi birbirine sataşıp huzur hayye diyenler. Hasır kelam Peygamber aleyhisselam şol evladına berhurd edilişinden narda olup onu bildirdi. Onun için aziz Müslümanlar hocaların ihtiramını saklan. Biz kadimden gelen bizim Türkmenimizde bir ulukon mesel var. Moğoloğlu Müslüman hocaloğlu kafir diye. Şın manasını düşünseniz o Moğolalı ve Müslüman belli ki o Moğolalı olara mektebe uğraşacak, ilme uğraşacak, olara dine çağıracak, o Müslüman olacak. Hocalı ve kafir manası adamlar hocalı ile öğrenişip bir adli halatını edip olara tahkir edecekler, horlayacaklar, onun için olara dinden çıkacak dedi ki. Onun için şöyle köyden kalanlar bir mesel hoca sataşan da yanın aptalla sataş diye. Manası satışan vaktinde izzeti ihtiram et de savul. Evren şakidi bir ihtiram edeme dedi. Yani her gün bir adam karın dok bulup evre karın şişen ve bana hoca sevven yal muradım ait diye. Manası kadimden bir adam bir ihtiram edip de hoca bir zenen de gururun açsa olur karın şişip karını yarın ölüyemiş ha. Şihilli atavabalarımızda hocanın katı hürmeti kendi. Hatta toylarda, zatlarda mahsus hoca payı deyip şolardan düşürüp pay çıkarılıyor. Hatta Türkmenler Senger'de iki tayfa olup karışıp yatan vaktlerinde Hoca Seyitler ağrı düşen vaktinde tüfeklerini çekip ola İslam oluyormuş. Ağrı düşen kağırlar, huğurlar mı diye şu hocalar doğru oldu ya. Evladı peygamber geldi deyip geçmeyecek kanını geçiyerlemiş. Bağışlamayacak kinelerini bağışlayıp yarışı yarlamış. Şecire evlatlarımıza hürmet koysak, şunla bizim imanımız var. Şunla peygambere hürmet koyduğumuz. Müteessifana bu vaatler Hoca Seyyid'in yarım riyal erdişi yok. Şiir bizim imanımızın zayıflığının alamattır. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh şu hadisi fermaş ediyor. Ey adamlar, peygamberin
nebiresinin elinin hormatını saklan. Şan hormatını saklamak Hudayın hakkıdır, size koyun hakkıdır deyip. Allah Tebarek ve Teala Sure-i Şura'nın 23. ayetinde ayet yavdu billahi mineşşeytanirracim. Kul la es'elukum aleyhi ecren illel meveddete fil kurba. Şu ayetin manasına teveccüh edin cemaatle. Kav üns verin. Allah Tebarek ve Teala aydiye Muhammed Aleyhisselam'a, ey Muhammed, sen ümmetlerine ait, ey ümmetlerim, ben size din getirip de sizden isteyen lazım yok. Sizden kire istemek. Değil mi size isteyen lazım? Ben kardeşlerime ihtiram edin. Ben nesillerime ihtiram edin. İnha, şayet bilen sabıttır, hocalara ihtiram koymak. Ustad Hacı Abdurrahman Ahun Temitana'nın 754. şumarada Aydın Kurumlarının bir neçe bölümünü dinlediniz. Et'amahum min cuğ. Şol açlığı sizden def ettim. Başka nimetler yağdığınızdan çıkarsanız da ağaçlığı ayırıp dok eden bizden çürü. Felyabudu. Şunu çürü var dedin. Ağaçlık hey vurum o başka nimetlerken Hudayi Tebarek ve Teala'yı diyor. Başka nimet verdim ahi. Görmeğine göz verdim. Geplemeğine dil verdim. İşitmeğine kulak verdim. Tutmeğine el verdim. Atmeğine ayak verdim. Üstünüzü öy sallım. Tamam. Oğuldur, kıyıdır imkanatlar. Alati, asayiş, imkanati refah. İne mekâl atlar verdim. Şoların içinden ehmiyeti zat ağaçtan doyurdum sizi. İnsanın hemmecik zatı olsa, yeri yalladı olmağın ağaç olsa, ağaç entiyenden sonra gözünden, elinden, beylik zatlarından ne peyda? Bes ağaçlık muhum zat. Ağzın ağın olmaz diye konele. Ağaç buldun senden akılla ayrılıyor. Ağaçlık ne mi yedirmez? Ağaç muhtar bulundan sonra entiye cengi cehani doğumda adamlar yere zat tapmağını pişik itin etini iptirle. Ağaçlığın ettir yani işçiler şimdi. Hatta biz özümüz biliyor. 60 yıl mından olur. Navurdan sonra oraya geçerli zat tapmağını selme mamı çörük kaynırıp yerlerini özümüzle gördük bir başına. Bes Kuday minnet ederse vardır başka nimetlere dursun. Ağaçlıktan doyurdum, şundan şunu vaat edin diye. Biz hadis-i şerifte geliyor, ağaçlık diyorlar kafirdir, hiç vaat eyesine rahmetmez. Ağaçlık geldi mi, gözün dalar, kulun dalar, hemme bedeninden hareketin ayırır da seni öldürür. Cuh diyorlar, ağaçlık diyorlar kafirdir. Onu öldüren adam cennete girer deyiptir. Ağaçlığı öldüren kim? Ağaç entip göze varan girip yatan adama barakada karnını doyursan yine ağaçlığı öldürdün, aradan ayırdın, sen cennete giriyen. Mahtumul işan etmeyen bir. Bir ağacı doyurmak haçtır yararlar. Bir ağacı durarım karnını doyursan bir haceden yarık sevabı. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam hemişe dua ediyemiş. Eyvar Hudaya, ağaçlık belasından aman bizi sakla. Ağaçlık belası yaman yapışalıdır. Yapıştı adam ayrılma. Onun için aziz Müslümanlar, şu ağaçlık diyeler gelamak taştadır ha. Asmanın katrı inmese, yerdeki suları yere sinse, her anne ağaçlık alnından taştadır. Bir senin sağlığını teşkil arasından peyda yoktu iman. İman kadar da bulman lazım olur. Onun için Allah Tebarek ve Teala minnet etti. Ve et'amuhum min cuğ. Ağaçlıktan sizi doyurdu diye. Biz insanın doymağının üç sebebi var. Rızkın sebebi üç. Biri ticaret, biri felahat, biri senaat. Ticaret diyen muamele. Ken adamların sermayesinin sebebi muamele. İkinci sebep felahat.
felahat diyen keşavurdi. İne arfi ekkiye, buğdayı ekkiye, günü vakar şali ve vekan ziraatların tevhüsüdü bilen sermaye kadın şu bilen karlılırdı. Üçüncü sebebi sinaat. Bir sonet hüner pişeleri var. Bennai, neccari, ahengeri, cuşkari, hayyati, nessaci ve yine şu nezaran hünerlerin tevessüdü bilen sermaye kazanıp da şövilen karlarını doyuruyorlar, açlığı defa diyorlar. Bes fikri işle değilin, oğlan şeyliğin, Allah tebârek ve teâlâ Kureyşlere minnet etti. Ticaret bilen sizin ağaçlığınızı ayırdım. İnni bana ibadet etseniz bulmaya mi? Ayet diyelleri sebebi nüzul has olsa da hükmü âmdır. Bir taifa bir vakıa gelse de onun hükmü yeryüzündeki insanların bağırsına şamur oluyandır. Biz Kureyşlere Huda itibarek ve teala etti. Eğer Kureyşler başka nimet gerekli hudaylarına ibadet etmeyen olsalar, ticaret cehetli onlara rızık verdim, şunun için ibadet etsinler diye. Türkmenler başka nimetler cehetli hudayı adet almasalar da, ticareti üstüne olur bay ettik, şunun için ibadet etsinler. Türkmenler başka nimetler cehetli yad, Hudayi atlap ibadet etmeseler de keşaverdi üstü bilen oların karnını dök ettik, ağaçlığını def ettik, şundan çiri olur ibadet etseler Hudaya. Türkmenler başka zatlar çiri Hudayi adet almasalar da şi sinahati üstü bilen beren nimetlerini yadet alıp çanık için ibadet etseler. İnha sizin bir toparlarınız, usta bollunuz, hünermend bollunuz, mühendis bollunuz, doktor bollunuz, başka işler bilen hukuk bilir, karmend bolup da şizirem, öz hünerleriniz bilen, özünüz, ilminiz bilen, bilminiz bilen, Hudayi tebârek ve teâlâ sizin için nimetler teyyârledi. Biz şeyle olsa, şunun için siz ibadet ediniz. Başka zat yadınızda olmasa da karnınızı şu zatlardan doyurdu, şunun için ibadet. Biz defucuğ Hudayi bize yadet alıyor. Başka nimetler fikrinizde olmasa da ağaçlıktan doyurdu, şu esbabların vasıtası bilen şunun için Hudayınızı yadet alın, Hudayınızı ibadet edin. Ustad Hacı Abdurrahman Ahun Temitana'nın 754. şumarada Aydın Kurumları'nın bir neçe bölümünü dinlediniz. İkinci Hudayın minnet eden zâdine emmurlu bize. Ve âmenuhum min havf. Oları korkudan aman ettim. Ebrehe'nin zulmünden olara nicat verdim. Ebrehe'den Kureyşler kurtaran Huday. Türkmenlerin de Ebrehe'si orsi. Orsların zulmünden Türkmenleri Hudayi kurtardı. Orslar değil mi? Bizim yaşlılarımızı, ulumalarımızı yok edip, ol Sibirya ekidip, nabud edip, inheme zulümler, sitemler bizim milletimize verip de, bizim milletimizin milliyeti, dini alıp, 70 yılla Hudayi'nin adını tutturman durdu. Şol zulümleri bizim üstümüzden savut değil mi Allah? Rıza Han'ın eden zulümlerini görüyeniz, ayağlarınıza papak giydirip de bir gayret edip işletti. O zulümleri Huday başınızdan savdu. Şunun için Huday'a vaat edin. Ol aranızda her cümerçi olup birbirinin canına düşüp, o tayfa o tayfan yağısı olup da şeyle bir zulümler üstünüzden geldi. O tayfa o tayfa barabilmen korkuyordu. Bir emniyet bilen, rahat birbiriniz bilen irtibatı kabiyi taptınız. Şunun için Hudayi vaat edin. 8 yılla Amerika getirdi de iki doğunu birbirinin canını okladı. Irak bilen İran'ı düşman edip de
milyon ha civarlarımız aradan gittirdi. Huday o zulmları defemizden soğudu. Şunun için Huday'a evad edin. Beğver kutlatların haysi bir eden zulmünü açacak. Seyyid Mahmud Terrazi diyen bir ulama bir mektubunu yazıya şehirde bir ors diyen bir zalim ma şun eteginle bizim Türkmenlerimiz giyice günlü entip zar tedarruk edip ağlaşıp duran doğullarımız var deyip aydı. Başka bir kitabında yazıptır. Ey cahan güldarı Türkistan, Huda yarın senin, yığlaşar hicrinde evladu dil efkarın senin, yetkisi bir gün hedefe, nale yuzarın senin, çar yuğuna çar, eyle gey azadu hunharın senin. Ey Huda, bir ehem düşmaları berbat eyle gül, Rus-ı Çin'den ol Müslümanlarını azat eyle gül. Hasta-i Türkistan'ı dinin birle avat eyle gül. Kamda köy göllerini yarıp dillerin şahat eyle gül. İnha, şibi şehirler şehidip entip, onların zulmünden dervi dağlı olup emmeyene dargap şehidik geçtiler. Şol zulümleri Huday Teala başımızdan savdi. Çin'dir, Rus'tır öz kümenist meramını yerin yüzünün hemmesine biz yayradarız. Olara biz eyev oluruz diyen maksatları vardı. Huday o maksadı yetirmedi. Öz cumhuriyetlerine darg attı. Huday'ımın nöbeter oluruz delil etsin. Şicre zulümler geldi bizim başımıza. Huday bize minnet ediye şu zulümler başınızdan soğuduk. Şundan şur bize ibad edin. Musa Türkistani diyen bir alim geçti. Ol Facigay Türkistan'ı bir kitap yazıptır. Şonla olurun zulümlerine aidiyem. Zalim orslar kolumuzdan Kur'an cüzlerimizi alli. Dilimizden Allah peygamber isimlerini alli. Kalplarımızdan imalarımızı, zamirlerimizden akidelerimizi söktü sökmekte. Bu tedhiş-i siyasi derenlikleri medeniyet karayı kızıl tarihlerde tescil kılınlı. Türkistanlıklar tiz zamanına bu durumları undar mı? Evet unutmazıyım. İnha bişareler gören durumlarını kitaplarına yazık geçip derler. Minlerce yiğitler başını tenden ayırdın. Minlerce esaret zadeler kayırdın. Zınnarlara minlerce tiyrikler çerttin. Tidap ile minlerce ölükler erittin. Baş kes yana baş kes. Nişe gün safa sür, leykin gözünü aç, gelesi gülleri gördüm. Ey div cehalet öy, ey kanı doğulan kar, şad ol bugün. Emme bugünün ertesi hem var. İnha, şicre zulümler, gelli azizler. Bizim başlarımızdan, atavabalarımızdan, savdu Huday tübarek ve teala. İnni de daşlıyadır şu zulümlerin en iyi gelamayı. Biz şu Huday'ın buyruğunu etmeliyiz. Felya budu şidire zulümler başınızdan savunsan felya budu. Huday'ın bizden deslap istediği iman. İmanın lazımıysa da ibadet. Onun için felya budu. Sen Huday'ın ibadet te ölüyensen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanı canı yaratmadım, meğer ibadetten şunu yarattım. Biz imanımız bağ olsa, biz ibadet etmeliyiz. İbadette üç lira oluyor. Birine, ibadeti bedeniyeye mehze. Fakat bedenin melen etmeli ibadet. O da namaz okuymak, arazı tutmak. Bundan maksut, Huday'ın dergahine kişelmek. Ve kum min es-sacidin sen namaz okuyanlardan bol. Peygamber Aleyhisselam da fermaş ediyor. Sallu hamsekum sumu şehrekum tedhulu cennete rabbikum. İnha şayet bilen şu hadis ibadeti bedeniye üşün. Beş vakit namazını oku, aradan tut. O zaman Huday'ın cennete girersin.
İkinci navuna ibadetin ibadeti maliyeyi mehze. Ol ibadeti bedeniye fakat özün bitirmeli. Ol bir hiç ve niyabet kabul etmeye. Sağ ol, meriz ol. Başka adam okuyup bilmeye, başka adam ruhdan tutabilmeye. İkinci ibadetle ibadet-i maliye. Biz zekat, oşur, fitre, bunlar mali olan ibadetler. Bundan maksud, şol mutesaddık aleye kömek vermek. Ağacı doyurmak, yalanızı doğurmak, muhtacın işini bitirmek. İbadet-i maliye. Bunlar mutlaka niyabet kabul ediyor. Özünde malın beni encam versen mi oluyor? Başka bir adama buyurup onu da verdirsen mi oluyor? Ve siz zekata buyurup zekatını verin mi? Zekat verenizde, vacibat verenizde onu bir tavan azap etmem. Hey verip beğenip serhal olup verin. Şehitten cennet, Hüdayının cennetine girin deyip. Peygamber Aleyhisselam'a diyor, zekat İslam'ın köprüsüdür diyor. Bes zekat, amı deriyen anırsın ne olsa, seninle beğersin ne duğun, köprüsüz anırsını geçip olacak mı? İmkanı yok. Bes seninle İslam'a varacak olsan, köprüye minip olsan varmalı. İslam'ın köprüsü de zekat. Zekatınızı verseniz de İslam'ınız var. Zekatınızı vermeseniz İslam'ınız yok. İbadetin üçüncü bölümü mürekkep. İbadeti bedeniye bilen, ibadeti maliye ikisi koşullu. Şol ibadet haç. İni Beytullah Şerife hac eden vaktinde malın o yolla harç oluyor. Bedenin de şu yolla yağdı ya. Şu haç hiç vakti niyabet kabul etme ya. Megerin ki aciz olsan. Ve illa bayat özü gitmeli. Özü gitmeyeni başka adama muhavvel etse o doğru der. Onun için aziz Müslümanlar, umra gidiyeniz Allah kabul etsin, umra sünnet ömrünün bir mertebe. Veli asli hacı temettu farz. Her bula edin temettuğa dökün. Temettuğa içecek bulun. Temettuğ boynunuzu farz. Şu temettuğa gidenin vaktinizde hem umru sünnetiniz bitti ya, hem haç farzınız bitti ya. Fakat umru'a gidip de Beytullah'a gidip geldim, inni farzımdan çıktım kan diyemem. Aslı kâri şol temettuğ haç. Şol hacı gitmeyen ölen adamın hakkında peygamberin aydın hadisi var. Kaysı bir adam haç boynunu farzı olup da gitmeyen ölüyorsa şol adam halese Yahudi olup ölsün, halese Nesrani olup ölsün, Müslüman olup ölmek ona layık derdir. Hesabını çek vereyim. Şiirde Allah Tebarek ve Teala minnet etti. Ey millet, başınızdan havuflar belaları ayıran için bana ibadet edin. Mesfel yağbudu diye ne mi dedi? Mahtumul işanın aydanı aynı fel yağbudu diyen ayetin manasıdır. Ne mi deyiptir? Beş işi bercayet Müslüman olsun. Yürüyü Muhammed'in yolu bileni. Ustad Hacı Abdurrahman Ahun Temitana'nın 754. şumarada aydın kurumlarının bir nesil bölümünü dinlediniz.